Durağan'da ikamet eden Yaşar Özaslan, hayatını olumsuz etkileyen bedensel engeline rağmen yaşama sevincini annesi Fadime Özaslan'dan alıyor. Benim ismim Fadime Özaslan, soy ismim yani. Kendi ismim mi Fadime? Lakabım da vardır, Karakıcık dille bana. Onu da söyleyeyim. Çalıştım, rehberlik yaptım, çocuklarımı okuttum. Allah'a şükür bu yola geldik. Şimdi bu oğlumla da oturuyoruz, bununla beraber duruyoruz. En hayırlı evladım da bu diyeceğim gayrı, yanımda olduğu için. Hastalığı cam hastalığı, cam kemik hastalığı dediler zaten. Düşüyor, al bir yerden düşse kırılıyordu. Ondan sonra sargılarına, şeylerine, kendi sardığımda oldu bacaklarını, kollarını. Bazen kendi kurukçuyu bulamayınca, hastanelere gidemeyince önceden köy kurukçuları vardı. Onları getirirdik, onlara sardırdık. Liseyi de bitirdim buna ha. Liseye sırtımda götürdüm bunu. Liseyi okuttum, götürüyordum, tarladan çıkıp almaya gidiyordum. İlkokulu, ortaokulu hep sırtta gittim. Devamlı liseyi. Sırtta götürdüm, getirdim. Liseden motor aldım, sağ olsun kaymakamlık verdiydim, ondan gittim geldim. Kendim okuyamadım yavrum, bunları okuma hevesiyle hepsini okutacaktım Allah'a şükür. Üçüne de liseyi bitirttüdüm. Çünkü anne babalar evlatların çobanıdır, biz onların çobanıyız. Onları takip edeceğiz biz. Hiç engelli diye kabul etmedim zaten. Hep sağlıklı diye kabul ettim öyle. Yardımcı oldu yani. Her şeyimde. Babam da yardımcı oldu. Şükürler olsun. O da engelliydi. Babasına da, buna da, hepsine. Hepsini sırtımda taşımaya merak ettim yavrum. Allah bana bakar mı yavrum, ben onlara bakmasa? Ben onlara bakacağım, Allah da bana bakacak. Evlenmek istiyor bu adam. Ben sana söyleyeyim.